kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz. Az önce fotoğrafını gördüğümüz şeyde de kıyafet üzerinde gördüğünüz gibi sigara firmasının, tütün üreten firmanın reklamı vardı. Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Biliyorsunuz ilk başta yasak başladığı zaman tütün üreten firmaların evet isimlerini kaldırdılar ama bir süre renklerini taşıyan araçlar giydiriliyordu biliyorsunuz. İşte ama o aracı gördüğünüz isim ya da logo yok ama o renkten hangi tütün firmasına ait olduğunu tahmin edebiliyordunuz. Bunlar da aslında bu düzenleme kapsamında yasak. Firmalar her ne suretle olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere teşvik, hediye, promosyon ve benzer şekillerde veremezler diyor, dağıtamazlar. Her ne amaçlar olursa olsun tütün ürünlerinin isim, logo ve amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın yayın organlarında ilan verilemez. Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde görüntülere yer verilemez. Belki biraz ileride bununla ilgili bir davadan bahsedeceğim sizlere. Evet, aslında benzeri devam eden işte tütün ürünler mesela izmarit, ağızlık, kağıt ve benzeri şeyler çevreye atılamaz. Bugün çevre günü, dünya çevre günü dedik. Bütün bu düzenlemeler şey yapılıyor. Biliyorsunuz eskiden benim çocukluğumda okulların yakınlarındaki işte küçük bakkallarda paketler bölünürdü tek tek ya da işte daha küçük paketler haline getirilerek sigaralar satılırdı. Artık bunların da bu düzenlemeyle yasak olduğunu bilmek gerekiyor. 18 yaşını doldurmamış kişilerin kesinlikle bu sektörde çalıştırılmaması ve bu kişilere satış yapılmaması gerekiyor. Ve az önce Dilek Hanım'ın yine gösterdiği gibi fotoğraftaki gibi her türlü işte şeker, sakız, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar gibi şeylerde kesinlikle herhangi bir tütün ürününü benzeyecek ya da markasını çağrıştıracak şekilde üretim, dağıtım ve pazarlama yapılamaz. Şimdi bunların dışında yasal düzenleme anlamında şunu söyleyebiliriz. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere verilecek idari yaptırım kararlarının uygulama ve esasları hakkında tebliğimiz var. Bu tebliğde kamu kuruluşlarının bahsettiğim yerlerin yani yer, araç, bina ve tesislerinde tütün ürünü tüketilmesi halinde ne şekilde tutanak tutulacağı, ne şekilde ceza verileceği ayrıntılarıyla düzenlenmiş. Daha sonra bahsedebileceğim bir şey az önce bahsettim işte cezaevleri işte ve işte ruh ve akıl hastanesinde sanıyorum gibi o %10'u aşamayacak şeklindeki düzenlemeler Başbakanlığın 2019-13 nolu genelgesinde düzenlenmiş durumda. Ayrıca bir de tütün ürünlerinin tüketilmemesine ve satışına ilişkin yasal uyarılar hakkında bir yönetmeliğimiz var. Yasal düzenlemeler olarak bunlar. Şimdi arkada bir şey göreceksiniz. Tabii biraz yazı küçük görünüyor anladığım kadarıyla okuyamayacaksınız ama ben size okuyarak yardımcı olmaya çalışacağım. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan bir çizelge. Kanun daha iyi anlaşılması ve kullanıcılar açısından kolaylık olması anlamında böyle bir düzenleme yapılmış. Faydalanabileceğimizi düşündüğüm için slaytlara koydum. Şimdi tütün ürünü tüketimin yasak olduğu alanlarda tütün ürünü tüketen bir kişiyi gören vatandaş ne yapacak? Yapacağı şey şu, tabii ilk önce işte uyaracak diyor, söndürmesini rica edecek ama olmazsa yapabileceği 2-3 seçenek var. Bunlardan bir tanesi, sigara içilmez biliyorsunuz işte uyarı yazılarının asılması gerekiyor. Bu uyarı yazılarının üzerinde telefon numaraları ya da işte iletişim kurulabilecek bir takım bilgiler var. Eğer bu uyarı yazısı üzerinde telefon numarası bulunuyorsa bu numarayı arayabilir ya da işte 155 polis ya da eğer alan dışındaysa jandarma alanı bölgesindeyse 156'yı arayarak ihbarda bulunabilir. Olay yerine bir ekip gelecektir ve tutanak düzenleyip işte idari para cezası verecektir. İdari para cezasını kişi anında ödeyebileceği gibi eğer ödemezse 15 gün içerisinde ikametgahının bulunduğu vergi dairesine gönderilip ya tutanak düzenleniyor ve buraya gönderiliyor. Diğer bir seçeneği Alo Sabim hattı var. 184. Bu Sağlık Bakanlığı açılımı ne? Baktım ama unuttum. İletişim Merkezi. Evet. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi. Burası da başvurabileceğiniz yerlerden birisi 24 saat boyunca açık. Bir de illerde Duman Sava Sahası irtibat merkezleri var. Yine buraya başvuruyorsunuz. Bunlar yine işte bir şekilde ya kolluk güçlerini yönlendiriyorlar ya da bir ekip gönderiyorlar. Bunlar yine işte gerekli idari para cezasını veriyorlar.
Belediye encümeni mahalli mülki amir tutanağı inceler ve olaya ilişkin diyor ceza işlemini uygular. Tutanak düzenliyor arkadaşlarımız. Şimdi aslında uygulamada biz Ankara Valiliği İl Tütün Kontrol Kurulu'ndayım. Ben baroyu temsilen katılıyorum. Orada her ay yapılan çalışmalara ilişkin bize bilgi veriliyor. Hangi, ne kadar denetim yapılmış, işte ne kadar ceza kesilmiş şeklinde ya da işte hangi işte okullarda nasıl eğitim faaliyetleri düzenlendiği gibi. Burada aslında ekiplerimiz hani benim gördüğüm paylaşılanlardan öğrendiğim kadarıyla, çünkü ben de normalde bu alana çok yabancı bir insandım. Bu kurul sayesinde tanıştım, öyle diyeyim. Orada ekipler zaten tek başlarına denetime gidemiyorlar. Çünkü bir kere güvenlik gerekçesiyle bir sıkıntı doğma ihtimali var. Bir de zaten ekipler idari para cezasını yazamıyorlar. Yetkiler dahilinde değil ama bir tutanak düzenliyorlar. Ve bunu daha sonra işte idari mülki amire ya da kolluk kuvvetleri eğer daha sonrasında gelirlerse onlara iletiyorlar. Onlar para cezasını yani tutanağı düzenleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi bir de ikinci bir şema daha var. Diyor ki tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları çevreye atan bir kişiye göre vatandaşlar ne yapacak? Bu sorunun bir çizelgesi. Böyle bir şey gördüğünüz zaman aslında bu konuda zabıta görevli. Yani diğer işte idari para cezası düzenleme konusunda, diğer konularda işte sigara içen bir, sigara içilmeyen bir alanda sigara içen birisinin görülmesi halinde kolluk kuvvetleri görevli. Fakat sadece bu tür çevreyi kirletme ile ilgili, yani izmaritlerin, işte kağıtların, işte tütün ürünü ait diğer atıkların çevreye atılması ile ilgili konularda da belediye zabıtası görevlileri görevli. Bu kişilere haber verebiliyorsunuz. Bu kişiler, tabii bu şöyle bir şey, siz bir insanı görüyorsunuz, yere attığını görüyorsunuz, uyarıyorsunuz, bu etki etmiyorsa siz bunu bir şekilde ihbar ediyorsunuz ama tabii bir süreç demek bu arada işte. Kişi olay yerine uzaklaşma ihtimali olabilir ya da geldiğinde kolluk kuvvetlerine bunu anlatmanız zor olabilir. Benim aslında belki de kafama takılan çizelgelerde en çok takılan şey de bu oldu. Bir takım görsel şeyleri saklayabilirsiniz. Yani delil elde etmek için işte fotoğraf çekebilirsiniz anlamına gelen bir düzenleme var. Tabii bu biraz riskli bir şey. Çünkü o zaman siz izne dayalı olmadan bir kişinin kişisel verilerini elde etmiş oluyorsunuz. Doğru mu hocam bilemiyorum. Sizden de katkı beklerim. Bu konu biraz kafama takıldı açıkçası. Daha başka sorunlar doğurur mu diye düşünüyorum. Bir diğer yine aynı konuyla ilgili olarak duman saba sahası ile irtibata geçip yine buradan yine yardım isteyebiliyorsunuz. Bu sayede yine size bir ekip yönlendiriliyor. İşletmelerin, ya yani işletme sahipleri ne yapabilir? İşte bir lokanta işletiyorsunuz ve orada işte bir müşteriniz ısrarla sigara içmek ya da işte diğer tütün ürünleri tüketmek istediğinde ne yapacaksınız? Yine az önce bahsettiğim işte ekiplere haber verebiliyorsunuz. Duman hava sahası ile ilgili birime haber verebiliyorsunuz. Orada işte gelebiliyor. Ekip istiyorsunuz daha doğrusu. Bu arada siz bu işte delilleri yok etmek için işte yine bir takım delilleri saklamanız gerekiyor. Fotoğraf belki bunun bir parçası olabilir mi onu tartışırız. Daha sonra da eğer bir gerekiyorsa kendiniz bir tutanak tutabilirsiniz. Yani delilleri kaybetmemek adına. Daha sonra da yine işte ilgili birimlere bildiriyorsunuz. Bu şekilde aslında benzer bir şey. Yani karşılaştığınızda sıkıntılar nerede? Belki bizim dikkatimizi çekecek olan avukat olarak şunu söyleyebilirim. Ceza işlemlerini uygulama yetkili kurumlar kimlerdir? Çünkü bazı maddelerde bazı kurumlar yetkili. Mahalli mülki amirinin yetkili olduğu şeyler yasal uyarı yazısı yok ise, yani biliyorsunuz yasal düzenlememiz nedeniyle işte binalarımızda kamuya açık alan, kamu hizmetinde olan ya da kamuya açık alanlarda yine bir takım uyarı yazılarının asılması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa bu konuda idari para cezasını verme yetkili organ mahalli mülki amir. Belediye sınırları dışındaki işletmelerde tütün ürünleri tüketimine izin veriliyor ise yine mahalli mülki amir idari para cezası verebilir. Pazarlama ve satışta 18 yaşını doldurmamış kişiler istihdam ediliyorsa, tütün ürünlerinin paketleri açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satış yapılıyorsa bu tür konularda mahalli mülki amir görevli. Belediye encümeni ise belediye sınırlarındaki işletmelerde tütün ürünlerinin tüketimine izin veriliyor ise en çok herhalde işlem yapan birim diye düşünüyorum. Kolluk kuvveti, özel kolluk kişilerine ait bina, araç ya da tesislerde tütün ürünleri tüketiliyor, tütün ürün firmalarına ait alametler taşınıyor, sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılıyor ise kolluk kuvvetleri görevli.
Kamu görevlileri ise kamu bina, araç veya tesislerinde tütün ürünleri tüketiliyor, tütün ürün firmalarına ait alametler taşınıyor ise görevli. Belediye zabıtası ise işte az önce bahsettiğim gibi çevreyi kirleteceğim bir takım eylemler varsa, yere izmaritis, işte kağıt ve benzeri şeyler atılıyorsa burada belediye zabıtası görevli. Tütün ve alkol piyasası denetleme kurumunun görevli olduğu hususlar var bunlar. Tütün ürünlerinin otomatik makinelerde, telefon, televizyon ve internet aracılığıyla elektronik ortamlarda satışı yapılıyorsa, tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğu yapılıyorsa, tütün ürünleri 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz ediliyorsa, satış belgesi olmaksızın veya satış belgesinin gösterilen yer dışında tütün ürünleri satışa sunuluyorsa, burada da kurum görevli. Rütü'nün görevli olduğu husus ise tütün ürünlerini görüntülerde yer veriliyor ise. Disiplin amiri ise memur ya da kamu görevlileri yükümlülüklerini yerine getirmiyor ise o zaman kendisi devreye giriyor ve işte memurlar hakkında, çünkü her kamu kurumunda, kamu binası içerisinde ya da araçlarında tütün içilip içilmemesini denetlemekle ilgili bir görevli belirleniyor. Bunun ismi zaten panolara ya da işte sigara ile ilgili uyaranları içeren afişlere yazılıyor. Eğer bir şekilde görevlendirilen kişi görevini yerine getirmiyor ise bu kişi hakkında disiplin amirine bildirimde bulunup, ihbarda bulunup disiplin amirinin bu memur hakkında işlem yapmasını talep edebiliyorsunuz. Bir de Cumhuriyet Savcısının görevli olduğu bir husus var. 18 yaşından küçüklerde tütün ürünleri satılıyorsa, 18 yaşından küçük çocuklara. Dolayısıyla hani bu önümüzde herhangi bir şekilde bir dava olarak geldiğinde bu hususlara da dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu koyduğumuz slide 2015 senesi itibariyle hangi işte ihlallere hangi cezaların verileceğiyle ilgili bir slide. Bunları tek tek okumak belki zamanımız alacağı için hiç yormayayım ben sizi. Evet. Burayı şey yapayım. Şimdi ben birkaç tane müsaadeniz olursa yar kararını, Anayasa Mahkemesi kararı ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararından bahsetmek istiyorum. Tabii bu yasal düzenlemeler getirilince ilk önce çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Özellikle işletme sahipleri açısından çok kabul edilebilir bir durum değildi. Çünkü işte müşteri kaybetme, kazanç kaybetme riskleri vardı. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım direnişler oldu ve Anayasa Mahkemesi önüne kadar gelen de bir takım davalar oldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 99 tarihli bir kararı var. Buradan 4207 sayılı tütün muamelleri zararlarının önlenmesine dair kanunun 3. maddesinde yer alan her ne suretle olursa olsun reklam veya tanıtımının yapılması veya sözcükleriyle geçici 2. maddeki reklam sözcüğü anayasaya aykırılık iddiasıyla mahkeme önüne geldi ama yapılan incelemede anayasaya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verildi. Yine Anayasa Mahkemesi'nin İzmir Kahveciler Odası tarafından açılan ve işte Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi önüne getirilen bir dava vardı. Burada yasal düzenlemede 2. maddenin 1. fıkrasının D bendinde yer alan kahvehane ibaresinin anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulundu. Fakat yine Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu incelemede oy çokluğuyla anayasaya aykırı olmadığını karar verdi. Yine slaytımızda bir Anayasa Mahkemesi kararı var. 2011 senesi itibariyle verilmiş bir karar. Şimdi bu kararda tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrol hakkında kanun 5. maddesinin 1. fıkrası ile kabahatler kanun 39. maddesine göre verilen idari para cezalar hariç olmak üzere ibaresi Anayasa Mahkemesi önüne getirildi. Yine burada da yapılan incelemede Anayasa Mahkemesi anayasa aykırı olmadığı kararını verdi. Şimdi Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 2 tane kararı var elimde. Onları paylaşmak istiyorum. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin hukuk bölümünün vermiş olduğu 2013 tarihli bir kararında şöyle bir şey diyor. İşletme içerisinde sigara tüketilmesine izin verildiği tespit edilen işletmeye verilen uyarıya ve suçun tekrar halinde para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin encümen kararın kaldırılması istemine ilişkin davanın çözümünde her iki, şimdi normalde aslında arkadaşlar şöyle izah edeyim ben size. İdari para cezalarına karşı gidebileceğiniz kanun yolu kabahatler kanunu nedeniyle sulh ceza mahkemeleri. Fakat bu örnek Uyuşmazlık Mahkemesi önüne gelen konuda ilk önce bir işletme sahibine uyarı cezası veriliyor. Fakat aynı işleme devam etmesi, yani yine orada sigara ya da tütün ürünlerinin tüketilmesi nedeniyle bu kez bir idari para cezası veriliyor. Her iki karara karşı dava açılıyor ve işte sulh ceza mahkemesi de idari mahkemesi de görevsizlik kararları veriyor. Uyuşmazlık mahkemesinin önüne geliyor dosya ve orada uyuşmazlık mahkemesinin yorumu
idari para cezasıyla birlikte aynı zamanda uyarma kararı da olduğu için bunun, bu davanın çözüm yerinin idari mahkemesi, idari yargı yönünde çözüleceği şeklinde karar veriyor. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 2014 tarihli kararında da az önce bahsettiğim gibi aslında verilen idari para cezalarına karşı gidilecek kanun yolunun adli yargı olduğu, dolayısıyla kabahatler kanunu nedeniyle sulh ceza mahkemesinde itiraz yoluna gidilebileceği karar verildi. Az önce hocam bahsetti, Kanada'da çok yakın tarihte olan bir karar yayınlandı. Kanada 2 milyon tirakinin ülkedeki sigara üreticileri aleyhine açtıkları davada diyor karar çıktı. Tirakiler sigara şirketlerine 15 milyar dolar tazminata mahkum etti. 76 yıl önce sigaraya başlayan ve kanser olanlara 100 bin dolar, 76'dan sonrakilerine de 90 bin dolar ödenecek diye bir gazete haberi var. Tabii çok yüksek rakamlar bunlar. Ama Türkiye'de tabii işte hocam, Dilek hocam sanıyorum benimle paylaşmıştı. Yani bu konuda dava açılmasıyla ilgili bir iki girişim olmuş ama çok da öyle hani tartışılan, mahkeme önünde ciddi tartışılıp işte bir karar verilen bir dosyada yok şu an itibariyle. Belki bizim hukuk sistemimizde işte tazminatların biraz daha farklı olması, cezalandırıcı tazminatın olmaması nedeniyle ne kadar başarılı olur bilemiyorum ama belki de denemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben buraya kadar paylaşımlarım. Eğer sorular olursa cevaplamaya çalışırım. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Pervin Hanım'a. Dilek Hanım'ın ekleyeceği bir iki bir şey mi var acaba? Soru cevap sırasında yaparız. Evet, buyurun lütfen, şimdi söz sizde. Buyurun Erdem Hocam. Bir, o ilk yansıtıcıya bakabilir miyiz? Dilek Hoca bir fotoğraf açmış diye. Bir yeniden açılabilir mi orası? Dilek'ciğim. Ben bir izninizle yorum yapmak istiyordum da. Afrika'daki. Evet, evet. Evet. Şimdi burada sigara firmasının marka özelliği olan renklerle beraber çocuğun kolunda bizzat markanın ismi yazıyor. Bu sadece hani daha çok orada markanın ismini göstermekten öte, bence, kanımca, çok net bir bilinçaltı mesajı veriyor. Şimdi duydunuz mu bilmiyorum, bir Carr vardır. Adam Carr mıdır? Bu Alan şey, Carr. Alan Carr. Ha. Sigarayı psikolojik etmenlerle bıraktıracağına dair bir iddiası vardır. Kısmen de başarılı olmaktadır. Çünkü bunun bilinçaltı mesajlarını kırdığını söyler. Ve ilginçtir, çok eskiden beri, Alan Carr'dan çok çok daha önce zaten psikiyatristlerin bir tespiti vardır. Sigara ve hani ağızdan alınan bu tür bağımlılık maddelerinin bir insanın erken dönem, daha doğrusu şöyle söyleyelim, oral dönem saplantısı olduğuna dair. Şimdi bakın, çocuğun anneyle olan ilişkisi, çocuğun özellikle yaş grubuna baktığınız zaman gerçekten o döneme ilişkindir. Yani çocuğun emme yoluyla annesine oral yönden bağlı kaldığı bir dönem. Ve sigara nedir biliyor musunuz? Tam o bağı orada oluşturuyor. Bu resme bakan çocuk her zaman için annesiyle arasında bu bağın Marlboro yoluyla sağlanabileceğini bilinçaltına bu resim yerleştiriyor. Çünkü o sigaranın o döneme ait bir saplantı olması ve bunun anneyle bu resmin olması benim görüşümce tesadüf değildir. Hani diyebilirsin ki hocam, bu resimden bu yorumu nasıl siz doğrudan okuyabiliyorsunuz? Zaten bilinçaltı mesajının bence şeyi doğrudan böyle bir okumaya yol açmaksızın izleyenin beyninde bu şekilde yer etmiştir. Özellikle bakın, sarıldığı ve bağ olan kolun üzerinde o markanın yer alması bence çok güzel bir tasarım diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Çocuğa çocuk diyoruz tabii. Onu var tutuyoruz. Peki anneye ne demeli? Yani anne sanki o çocuğu o varmıyor şey reklamıyla boynuna sarılmasına
yani sanki gülerek normalmiş gibi, sanki firmanın reklamına o da katkıda bulunmuş, gönüllü katkıda bulunmuş gibi gülümsemesine manidar değil midir? Emin olun o annenin ne olduğundan hiç haberi olduğunu düşünmüyorum ben. Farkında işte, farkında yani, değil. Evet, yani farkında olmayaraktan çocuğuna verilen zararın farkında değil. Yani bu bilinç düzeyi de çok önemli. Yani bu eğitime gelir, gene de eğitime geliyor biraz da, öyle değil midir? Teşekkür ederim. Şimdi tabii tütün kontrolü çok boyutlu bir şey. Biz burada sadece meslekleri itibariyle değerli katılımcıların çok...